arkadaşlar. Bugün akvaryumumuzun karbondioksit difüzörünü değiştireceğim. Sebebi şu anda biliyorsunuz inline difüzör kullanıyorum. Akvaryum dış filtresinden direkt akvaryuma veriyordum. Bu kısımda su damlatmalar falan olmuş. Görüyorsunuz. Tam sıkmamışımdır diye olduğunu düşündüm. Şuradan akıyor. Hatta şu anda elim de ıslandı. Şimdi hemen CO2'yi de kapattım. Elimle tekrar sıkayım, sıkışsın dedim. Elimle yapamayınca bir pense yardımıyla yapayım dedim. Penseyle yapınca da dişli attı. O yüzden hemen CO2'yi de kapattım. Şimdi mecburen tekrar normal difüzörle, şu eski difüzörümüzle akvaryuma CO2 vereceğiz. Bunun için de mecburen komple CO2 sistemini değiştirmem gerek. Çünkü bu regülatör basınç ayarı yapılamıyor. O yüzden bu bir önceki karbondioksit tüpümüzü bağlayacağım. Sonra da bu regülatörü bağlayacağım. Bu videoyu özellikle çekiyorum çünkü sessiz olun. Bu CO2 ile ilgili şeyleri, yani gazla ilgili şeyleri penseyle sıkmayın. Sonucu kötü olabiliyor. Hemen karbondioksitin de fişini çektim. Durdurdum. Şimdi komple burayı çıkaracağım. Bu yeni CO2'yi takacağım. Sonra tekrardan sizlere göstermeye devam edeyim. Arkadaşlar şimdi inline difüzörü dış filtre ortamından çıkardık. Filtremiz durmasın, devam etsin. Arkadan da kapattığımız hortumları açalım. Filtremiz devam ediyor. Şimdi karbondioksit kurulumuna geçeceğiz. Onu da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar yeni karbondioksit tüpümüzü de bağlantısını yaptık. Gazı açtık. Şu an bu taraftan ayarını yapıp bir de iğne ayar vanasından da kaç damla vereceğimizi ayarladıktan sonra buradan hava kabarcıklarını görebileceğiz. Şöyle yaptım. Akvaryum içerisinden tam böyle bitiş noktasına geldiğinde hortuma bir check valve taktım. Check valve bir de damla sayacından sonra giden tarafta var. Yani buraya kadar da gelemez. Hiçbir şekilde tekrar geriye su kaçmaz. Şimdi ilk olarak solenoid valve'in fişini prize takıyoruz. Sonradan basıncımızı ayarlıyoruz regülatörümüzden. Görüyorsanız sol taraf yavaş yavaş çıkıyor. Damla sayacımızdan da görebilmek için şunu şöyle biraz öne getireyim. Buradan iğne ayar tarafından, ince ayar tarafından açtıkça damlalar çıkmaya başlayacak. Evet, ilk aşamada bu kadar fazla çıkması normal.
Bunu yavaş yavaş ayarlamanız gerek. Gittikçe yavaşlıyor. Onun da sebebi kuvvetli basınç gerek olmasından dolayı şu an basıncı tekrar yükseltiyorum. Tam 2'ye kadar getirdim. Şimdi tekrar hızlanır. Evet. Biraz kısıyoruz. Hala kabarcık görünmedi. Hortum şu anda hava doluyor. Arkadaşlar, bu arada bu tam ayarlanırken size birkaç tavsiye vereceğim. Vaktiniz olduğunda her akvaryuma baktığınızda bu bütün teknolojileri kontrol etmeniz gerek. Yani karbondioksit olsun, dış filtreniz varsa dış filtre, iç filtre varsa iç filtre, ısıtıcı. Yani bu dereceyi ben mesela her akvaryuma baktığımda akvaryumdan önce ilk önce dereceye bakıyorum. 24 derecede sabit. Burada da gördüğünüz gibi. Ondan sonra filtre çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol edin. Karbondioksit çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol edin. Eğer mesela karbondioksit kabarcığınız normalde her zaman böyle, bunun böyle olduğunu bildiğiniz halde yavaşlamışsa ya da hızlanmışsa hiç oynamadığınız halde bunda bir sıkıntı var demektir. Bütün hortumları ya da check valve'lerin olduğu kısımları kontrol etmenizi öneririm. Bunlar önemli detaylar. Bir kere kurdum, iş bitti diye bir şey yok. Sürekli kontrol altında olmaları gerek. Anlık elektrik gidip gelmelerinde bile bunlar değişebiliyor. Ayrıca saatle çalıştığı için, timerla çalıştığı için yine birkaç sıkıntı olabilir. O yüzden kontrol etmenize fayda var. Evet, şu an yavaş yavaş karbondioksit çıkmaya başlıyor. Bu difüzörü daha önce de kullanmıştık. Gayet beğeniyorum. Ama işte kötü yanı akvaryumun içerisinde yine bir şeyler olmaya başladı. Nazar mı değdi ne olduysa. Bu inline difüzörü bozduk. Şu an damlayı biraz daha arttıracağım. Buradan da yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Evet, şimdi biraz bekleyeyim. Tam hava çıktıktan sonra devam ederim tekrar. Evet, kabarcıklar şu an yavaş yavaş çıkıyor. Şu anda çok çok iri taneli çıkıyor. Epeydir çalışmadığı için difüzörün. Ama şimdi birazdan düzene biner. Damlamız da burada. Kaç damla gitti? Şu anda yavaş gidiyor. Ama tam difüzörümüz tam açıldıktan sonra damla ayarını daha düzgün yapabiliriz. Bunu mesela yaptıktan bir saat sonra tekrardan kontrol etmeniz gerek. İlk yapıldığında damla düzgün mü? Rutin olarak devam ediyor mu, etmiyor mu? Onu kontrol etmeniz gerek. Elimde bu Tropicana'nın üçü bir arada olan difüzörü de var. Hem damla sayacağım check valve hem de difüzör olarak. Bunu kullanmak istemedim.
Çünkü cam bildiğiniz üzere, bu cam olduğu için cam bildiğiniz üzere çok çabuk alg olabiliyor. Temizleme problemi sıkıntılı. Ama bunda öyle bir sorun olmuyor. Şu anda gayet güzel bir şekilde karbondioksit oluyor. Difüzörümüzün dış filtremizin de çıkış borusunun onun üzerine doğru çevirirsek akvaryumda daha uzun süre kalıcı olur. Bu az sonra çok çok ince toz şeklinde çıkmaya devam eder. Evet, bu videoyu da yapmamdaki amaç arkadaşlar, bu dediğim gibi ara sıra yapmanız gereken kontrollerden bahsetmek istedim. Bir de bu inline difüzörü takarken videosunu yaptım. Çıkarınca da videosunu yapmazsam insanların aklına farklı şeyler gelebilir. Bizlere bunu takarken gösterdin de çıkarırken niye göstermedin gibi sorunlar olmasın diye sebebiyle birlikte sizlere anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala henüz abone değilseniz de abone olsanız sevinirim. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi hobiler.